Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Hukuk Saati'nden hepinize merhaba. Değerli izleyiciler, bugün de 3. haftamız boşanma, velayet ve nafaka davalarında konuğumuz avukat Sayın Vahide Okan. Efendim yeniden hoş geldiniz. Bugün 3. haftamız. Konu geçen hafta da belirttiğimiz gibi kapsamlı. Yani boşanma hukuku dediğimizde hakikaten hem sebepleri hem sonuçları hem her dava çok özel oluşu, evet. Her somut olayın bir diğerine uymayışı ve sonuçlarının çok karmaşık ve kapsamlı oluşu nedeniyle ve izleyicilerimizin sorularının yoğunluğu nedeniyle 3. haftamızı da sizinle birlikte başlatıyoruz. İzninizle izleyicilerimize telefonumuzu verelim. Değerli izleyiciler, programımız boyunca sorularınızı 0312 229 15 25 numaralı telefonla konuğumuza yöneltebilirsiniz. Değerli izleyiciler, bugün kısa mesaj ve elektronik postalarınızı teknik bir nedenden dolayı alamıyoruz. Ulaşmak isteyen izleyicilerimizin telefonu kullanmalarını öneriyoruz. Efendim, geçen haftalar pek çok konuya değindik ama isterseniz bu hafta boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat talepleri, bunun şartları ve sonuçları üzerinde konuşmakla başlayalım. Boşanma davası açılınca boşanmayla birlikte eşlerden biri veya her ikisi birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep edebilirler. Evet. Bunun şartları nelerdir? Hangi durumda eşler birbirlerinden tazminat talep edebilirler? Daha doğrusu talep edebilirler ama hangi koşullarda tazminata hükmedilir? Şöyle, aslında en önemli söylenmesi gereken konu burada. Boşanma kararı verilmez ise maddi manevi tazminat olmaz. Genelde hani yanılıyor, boşanma kararı verilmeden de sanki veya boşanma davası reddedilirse maddi manevi tazminat kesinlikle hüküm altına alınmaz. Çünkü boşanmaya bağlı bir olacak. Boşanmanın mutlaka sonucu ya da boşanmanın ferilerinden belki tedbir nafakası bağlanır, bir takım önlemler alınır boşanma dava süresince, ama dava reddedildiği için böyle bir tazminatın olması mümkün değil. Öncelikle boşanmaya karar verilmesi gerekir. İlk koşulu budur. Yani tarafların boşanmaları gerekir. İkincisi, mutlaka talep edilmesi gerekir. Çünkü hakim re'sen taraflar talep etmeden maddi manevi tazminata karar veremez. Ve üçüncü koşulu kusur çok önemli tabii. Tıpkı boşanmanın sebepleri gibi, yani boşanma davası açmakta nasıl eş haklı olması koşuluyla ya da kusurunun daha az olması koşuluyla boşanma davası açabilir ise maddi manevi tazminat bağlanması koşulu da buna bağlı. Kusur dediğimiz şey nedir? Yani biz tabii meslektaş olarak alışkınız kusur demeye ama. Evet. Yani örneğin davacı davasını şu sebeple açtı. Eşim bana yani fiziksel anlamda bir şiddet uygulamıyor ama bana kötü davranıyor. İşte psikolojik olarak aşağılayıcı usul kullanıyor ya da eve bakmıyor, eve para getirmiyor dediği vakit ve bunu da kanıtladığı vakit tazminat talep edebilir Şimdi mi? Şimdi şöyle, tabii ki şöyle. Yani kusur dediğimiz şeyi çünkü şunu söyleyeyim, izninizle sözünüzü kestim. Örneğin Yargıtay'ın biliyoruz ki kararları var. Türkiye'ye özgü bir şey bu. Almanya'ya gitmek üzere, daha doğrusu birisi Almanya'da, eş Almanya'da, burada evleniyor. İşte 10 gün sonra, 1 ay sonra seni aldıracağım deyip Almanya'ya gidiyor, eş burada kalıyor. Mesela bu tarz boşanma davasında, bu sebeple açılan boşanma davasında Yargıtay içtihatları tazminatı kabul etmiyor. Yani tek başına ayrı kalmayı bir tazminat sebebi saymıyor. O sebeple sordum. Şimdi tabii ki burada kusur derken nedir boşanmadaki öncelik sebebi? Mutlaka tarafların o evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması lazım. Sarsan kimdir? Ya da sarsılmada
da en fazla katkıda bulunan kimdir? Kusur budur. Evet, kusur ne? Bu her şey olabilir. Bu dediğiniz gibi çok kalıplaşmış işte şiddet, fiziksel şiddet, duygusal şiddet olabilir, eve bakmama olabilir, aldatma olabilir. Bir sürü somut olaya göre değişen bir şeydir kusur. Ancak maddi ve manevi tazminatta bir farklılık vardır. İsterseniz ona geçmeden bir telefonumuz var. Adana'dan Sayın Meltem Yıldırım telefon attığımızda. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler. Benim ismim olacak. Ya benim annemle babam, ben bir yaşındayken bunlar ayrılıyorlar. Biz nafaka alıyoruz da. Evet. Tabii benim yaşım şu an 21 yaşındayım ben. Evet. Ya şimdi o kendisi evli. Ya şimdi iki kardeşiz biz. Ablam da evlenince nafaka teke düştü. Evet. Normalde 300 milyon alıyoruz biz. Evet. Şimdi onu yükseltmek için ne yapmamız lazım? Biz derken anneniz ve kendinizi mi kastediyorsunuz Meltem Hanım? Annem de, ya annem şu an zaten nafaka almıyor. Sadece ikimiz alıyorduk. Ablam da evlenince bana kaldı. Olarak, evet. Şu an kaç yaşındasınız? Biz ne yapabiliriz onu? Kaç yaşındasınız? Siz kaç? Şu an 21 yaşındayım. Okuyor musunuz örgün bir öğretimde? Yok, okumuyorum. Evdeyim. Peki efendim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. İyiyim. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii her iki çocuğa da anladığım kadarıyla boşanma davasıyla birlikte tedbir ve iştirak nafakası bağlanmış. Evet. Ancak iştirak nafakasının daha önceki programda da söylediğimiz gibi en önemli ön koşulu 18 yaşını bitirmemiş olmak. Yani iştirak nafakasını müşterek çocuklar 18 yaşını bitirinceye kadar alırlar. Evet. 18 yaşını bitirdiğinde otomatik olarak belki nafaka borçlusu talebiyle nüfus kaydı getirtilme kaydıyla nafaka kesilir. Evet. Burada anladığım kadarıyla 21 yaşında ve okuyorsa eğer kendinin ayrıca nafaka davası açması lazım. Gerçi Yargıtay'ın bir kararı var. Enteresan bir karar. Eğer diyor okuma fiili devam ediyorsa çocuğun kesintisi 18 yaşını bitirse de nafaka almaya devam eder diyor. Hani bu belki pratik olarak baştan yardım nafakası davası açmaktansa bağlanan tedbir nafakasının devamı gibi belki pratik çözüm açısından bir karar olabilir ama bu seyircimizin de bu yaş itibariyle nafaka almaması gerekir okumuyorsa. Yani artırmak değil ama şu var. Yardım nafakası denen bir nafaka var. Eğer gerçekten bunlar muhtaçsa ablam evlendi diyor yanlış duymadıysam kendisi var. Bakacak kimsesi yoksa, annesinin de buna yoksa alt soy ve üst soy birbirinden babadan bir yardım nafakası tarzında bir nafaka alma ihtimali var. Biraz uzak da olsa böyle bir ihtimal var. Evet. Ordu'dan Sayın Fehmi Gürsoy telefon attığımızda. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir şey öğrenmek istiyorum. Ben 2 yıl oldu ayrılar eşimle. Evet. İstemediği halde bir iki çocuğum var. Biri 30 yaşında, biri 27 yaşında. O zaman şimdi. Ben eşim nafaka istemediği halde ben kendi istemimden nafaka bağlatmıştım. Evet. Maaşımdan. Şimdi bir yıldır kendisi sigortalı. Nafakayı iptal ettirme durumum olabilir mi? Evet. Çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için. Rica ederim. Evet, en fazla karşılaşılan sorulardan biri bu maalesef. Öncelikle yoksulluk nafakasının ortadan kalkmasının şartları var. Evet. Bir yani yoksulluk durumu şunu ortadan... Şunu söyleyelim isterseniz izninizle. Hem de diğer izleyicilerimiz de yani bir boşanmadan sonra devam eden nafaka, yoksulluk nafakası. Tabii boşanma davası sırasında ödenen nafaka hem çocuk hem eş için bağlanan nafaka tedbir nafakası. Boşanma davasıyla birlikte çocuk için olana iştirak, eş için olana yoksulluk nafakası diyoruz. Evet, bunu bu şekilde belirleyelim. Yoksulluk nafakasının da kaldırılması için bir kadının evlenmesi veya bir başkasıyla birlikte evli gibi yaşaması, evlilik gibi birlikte yaşaması lazım. İkincisi yoksul durumun ortadan kalkması lazım. Yoksulluk durumunun ortadan kalkmasının ölçüsü nedir? Yani çalışıyor olması tek başına. Evet, şimdi onu söyleyeceğim. Yargıtay'ın da bu konuda bir dolu kararı var. Diyor ki sadece SSK'lı sigortalı olarak ve asgari ücret bazında çalışıyor olmak, böyle bir ücreti almak yoksulluk nafakasının kaldırılması için yeterli değil. Yani eşi çalışıyormuş, eşinin ancak daha iyi ücret almasını kanıtlaması koşuluyla ya da başka gelirleri varsa bunu ispat etmesi koşuluyla yoksulluk nafakasının kaldırılmasını isteyebilir. Ama şu anda sadece asgari ücretse kaldıramaz. Evet. Ama sanıyorum yani
Yoksulluk nafakasında ben de bir katkı yapmak istedim. Tek başına çalışma olgusu kaldırılması için yetmiyor. Ancak diğer hususlarında araştırılması gerekiyor. Evet. Örneğin ikisi de, iki eş de aynı ölçüde maaş alıyorsa. Yani ama nafaka işte borçlusu var maalesef benim öyle bir dosyam. Evet, nafaka borçlusu da 1000 lira alıyor örneğin. Evet, nafaka alacaklısı da 1000 lira alıyor. Evet. İkisinin de ekonomik ve sosyal durumları aynıysa sıkıntı orada zaten. Evet, işte benim aynı olay bir müvekkilimin başına geldi. Evet. Çok enteresan. Asgari ücret alıyor müvekkilim. Yoksulluk nafakası alacaklısı da asgari ücret alıyor ama buna rağmen onun nafakasının arttırılması kararı verildi. Evet. Ben kaldırılmasını talep etmeme rağmen, her ikisinin gelir durumu aynı olmasına rağmen yani bu tür maalesef kararlar oluyor. Zebahir Çolak adlı izleyicimiz telefon hattımızda. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Benim bir sorunum vardı, sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Ben yaklaşık bir yıl önce eşim bana dava açtı. Evet. O davada biz karşılıklı anlaşarak boşandık. Lakin boşanmamızdan yaklaşık 15-20 gün sonra kendisi bizzat başvurarak feragat etmiş. Arkasından tutup yaklaşık 20 gün önce veya bir ay önce nafaka davası açtı. Feragat etmiş dediniz değil mi efendim? Evet, boşanmadan feragat etmişti. Arkasından tutup boşanma davasından istinaden nafaka davası açmış şimdilik. Evet. Buna istinaden bir ikincisi, ben yaklaşık 1,5 yıldır iflas ettim. Evet. 1,5 yıldır iflas ettiğim için herhangi bir işim de yok. Hiçbir çalışır vaziyette değilim. Eşim benden nafaka alır mı, alamaz mı, onu öğrenmek istiyorum. Beni aydınlatır ve bana yol gösterirseniz çok sevinirim. Estağfurullah efendim. Yalnız bir sorum olacak benim size. Tabii, buyurun. Boşanma davası bittikten sonra mı feragat etti eşiniz, yoksa dava devam ederken mi? Boşanma davası bittikten sonra, dava sonuçlandı. Hakime yani hanım bizi boşadı karşılıklı anlaşarak. Aha, boşanmanıza karar verildi. Evet, boşanmamıza karar verildi. Temiz yolu açık olmak şartıyla. Sonra feragat etti ama. Evet. 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 Sonra arkasından nafaka davası açtı. Anladım efendim. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet. Tedbir nafakası demek istiyor. Tabii o enteresan bir durum. Yani anlaşmalı boşanmada nasıl feragat etmiş, feragatın kabul koşulları o ayrı bir sorduğu soru o değil anladığım kadarıyla. Ama o da değerlendirilmesi gereken ilginç bir olay, ilginç bir dava. Yani boşanma kararı verildikten sonra feragat eden eş davacı ise feragat ettiğinde... Evet, işte anlaşmalı boşanma yani olunca feragat sanki orada... nedeniyle reddedilir dava. Evet, dolayısıyla boşanma kararı bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. Evet. Ardından tedbir nafakası açmasının istemiş. Sebebi de bu zaten. Evet, işsizim, iflas ettim diyor. Şimdi tabii ki daha ilk 2002'den önceki medeni kanunda erkek kadın infak ve yaşasını sağlamakla yükümlüydü. Ama şimdiki medeni kanunda her iki eş birlikte katkıda bulunur diyor. Burada tabii eğer seyirci herhangi bir sakatlığı, herhangi bir engeli yok ise mutlaka çalışabilecek durumdaysa, fiziksel açıdan bir engeli yok ise çalışacakmış gibi ya da en azından asgari ücretle çalışıyormuş gibi varsayılıp yine eşine maalesef tedbir nafakası ödemek zorunda. Ama belki zorunda. Belki burada boşanma davasından eş davacı, öyle varsayıyoruz. Eş davacı ve feragat etmişse ve boşanma ayrı yaşamanın şartları var mı yok mu gibi yani, bir durum değerlendirilebilir. Tedbir nafakası istenirken dediğiniz neden gibi vazgeçilmiş? Haklı sebeple mi ayrı yaşıyor? Ayrı yaşama hakkı var mı? Evet, onu da tabii değerlendirmesi bunu da lazım. Değerlendirecektir. Aynen. Tabii dediğiniz gibi iflas etmesi, efendim gelirinin düşmesi hep tedbir nafakası. Çalışmıyor olması. Miktarını etkileyen ödememe gibi bir gerekçe şeyler, olmaz, hususlar. Maalesef. Evet. Yeni soru alıncaya kadar tazminat meselesine evet, devam edelim. Evet, şimdi maddi tazminat demiştik ki her ikisinde de talep koşulu var. Yalnız maddi tazminattaki şart şudur. Tabii kusur mutlaka tazminat yükümlüsünün kusurunun daha ağır olması gerekir. Ya da tazminat alacaklısının kusursuz olması gerekir. Ve mutlaka evlilikle beklenen yararın kaybedilmiş olması gerekir. Yani ekonomik açıdan işte evliyken nasıl bir ekonomik şart, sosyal şartlar içinde yaşayacak idiyse eş, boşanınca bunu kaybetmiş olmakla kusurlu olduğu için belli bir maddi tazminat alır. Evet. Manevi tazminatta ise mutlak surette kişilik haklarına bir saldırı olması lazım. İzninizle bir virgül koyayım sözünüze.
Sayın Özcan Çalgan telefon attığınızda. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hanımefendi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bir sorum olacaktı. Tabii. Hanımefendiye bir soru sormak istiyordum. Buyurun efendim. Sorun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Alo. Sesim geliyor değil mi? Televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Daha iyi iletişim kuracağız sizinle. Şimdi benim baldızım ikinci evliliğini yaptı. Aşağı yukarı 7 seneden beraber. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi benim baldızım ikinci evliliğini yaptı. 7 sene önce birisiyle evlendi. Nikah kıydılar. Evet. Şimdi adamın emekli maaşı var. Emekli yani evlendiği kişi. 3 katlı da evi var ama 7 sene beraberler ama şu anda anlaşamıyorlar. Ayrılmak istiyor. Evet. Fakat çocuk yok yani, çocuk yapmadı. Baldız da hani kimse olmadığı için ben yardımcı olayım dedim. Acaba ayrılırsa talep etse nafaka alabilir mi? Yani onu sormak istiyordum. Hani herhangi bir şey talep etse alabilir mi acaba? Evet, bir sebep söyleyebilir misiniz? Yani baldızınız neden yakınarak ayrılmak istiyor? Şimdi şöyle. Kısaca ama lütfen. Yani anlaşamıyorlar açıkçası. Biraz yaş farkı var aralarında. Biraz yaş farkı var, anlaşamıyorlar. Evet. Anladım. Evet. Peki efendim. Teşekkür yani, ederiz katıldığınız için. Çalışmasına falan da müsaade etmediğinden dolayı. Evet. Yani sebep o. Başka şey değil. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tabii ki daha henüz ortada açılmış boşanma davası yok. Evet. Öncelikle boşanma davası açabilmek için hani ne demiştik önceki programlarımızda? Taraflardan biri için en azından evliliğin temelinden sarsılmış veya devamında yarar olmayacak bir sebep olması lazım. Hani hiç işte yaş farkı var. Evlenirken de bu yaş farkı vardı. Evet. Tek başına bu bir boşanma sebebi bana göre olamaz. Başka hani evlilik birliği 7 yıldır evli diyor. 7 yıllık süre içerisinde karşı tarafa yüklenilecek herhangi bir kusur var ise bir gerekçe bulmak koşuluyla boşanma davası açıldığında elbette emekli diyor. Tabii ki bir tedbir nafakası ve devamında eğer yine kusuru daha azsa davacının yoksulluk nafakası ve varsa şartları gene biraz önce anlattığımız gibi maddi manevi tazminat şartları varsa ekonomik durumda 3 katlı ev var vesaire diyor, sosyal durumda iyi anladığım kadarıyla maddi manevi tazminat alabilir. Ama bunların hepsi dediğim gibi öncelikle kusur temeline dayanır. Evet, yani herkes neyi iddia ediyorsa onu ispat etmekle yükümlü. Bu vesileyle izleyicilerimize yeniden hatırlatmakta yarar var. Şöyle sorular sık gelir biliyorsunuz. Ben boşanmak istiyorum. Bir tarafın istemesi yetmez mi? Yani karşı taraf istemese de hakim hemen boşanmaya karar verir gibi. Evet, bunu geçen programlarda siz de ifade ettiniz. Kamu düzeninden olduğu için bir tarafın istemesi, hatta iki tarafın istemesi dahi tabii bazen. Tabii tek başına boşanmaya kabul ya da boşanmaya gidiş sebebi değil. Çünkü değil, ne demiştik? Evet. Nedir iki tarafın istenmesinin koşulu? Anlaşmalı boşanma. Bunun da şartları var. O şartlarla birlikte ancak anlaşmalı boşanabilirler. Bana da örneğin müvekkiller diyorlar işte karşı tarafta boşanmak istiyor. O zaman niye bizim davamız uzuyor? Evet. Ama şartlarında anlaşamıyorsunuz. Evet, sadece boşanmada anlaşmanız yetmez. Yetmez. Çocuk varsa çocukların velayeti, onlara ödenecek nafaka, tarafın varsa talebi ona nafaka, maddi manevi tazminat, bütün eşya, bir sürü katkı payı, edinilmiş mallar, bütün şartlarda anlaşmalılar ki iki tarafın da boşanmayı kabulü, tarafları boşanmaya götürecek bir sebep olsun. Evet. Sayın Celalettin Cengiz Artvin'den. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Sorunuzu alalım lütfen. Merhaba, ben Artvin'den arıyorum. Buyurun efendim. Soru sormak istiyordum. Ben şimdi tabii. Yaklaşık 1,5 sene oldu. Anlaşmalı boşanma ayrıldık. Evet. Ben çocuklarım velayeti bende. İki tane çocuğum var, erkek çocuğu. Hanımıma nafaka ödüyorum 500 milyon. Yoksulluk nafakası diye ödüyorum. Evet. Artı eşyamı da vermişim. Yani evdeki eşyaları verdim. Her şeyi, hiçbir şey almadım. Sadece montumu aldım, çıktım. Evet. Şimdi bu ne kadar daha ödeyeceğiz? Acaba onu işe girene kadar mı, evlendiği zaman alınır mı, alınmaz mı? Nasıldır, onu öğrenmek istiyordum. Yani boşanma davanız bitti. Ondan sonra da... Tabii davalar bitti. Hemen zaten bir ay içinde, iki ay içinde boşandık. Evet. Bir ay içinde. Yani ödediğiniz nafakanın adı yoksulluk nafakası değil mi? Adı yoksulluk nafakası... Her şeyi de verdim ama şimdi ben babamın yanına gittim. Annem bakıyor çocuklara, babamla annem. Ben çalışıyorum. Ne zaman acaba ne zaman kesilir?
bir şey olur mu? Bana ne, bir bilgi verseniz. Vereceğiz efendim, konuğumuz cevaplayacak. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Biraz önce... Kapatayım mı telefonu? Tabii efendim, sağolunuz. Oldu, iyi akşamlar, sağ olun. İyi akşamlar. Biraz önce de yine konuştuğumuz gibi yoksulluk nafakasının kaldırılması şartları, evet. İşte evlenmiş olmak veya birlikte biriyle evli gibi evlilik hayatı yaşıyor, hı-hı, olmak ve yoksulluk durumunun ortadan kalkması, eşinin çalışıyor olması lazım. Evet. Yani tabii ancak... şey de aslında biraz yani tazminatı bitirdikten sonra size yöneltecektim o konuyu, açıklamanız doğrusu, ama isterseniz yeri gelmişken yeni telefon gelinceye kadar yoksulluk nafakası tamam bu şartlarda bağlanıyor ama hakikaten hiç azaltılması mesela söz konusu değil mi? Yani günümüzde şartlar dediğimiz gibi ise demin ödemekle kendisi yoksulluğa düşecek, nafaka borçlusu. Evet, evet, evet. İşte izleyicimizde olduğu gibi çocukların velayeti kendisinde ise zaten çocuklara yönelik onların bakım yükümlülüğü de var tabii ki, ağır. Dolayısıyla bu konuda şunu diyebiliriz herhalde. Yoksulluk nafakası şartlar gerektiğinde, değişmişse. Evet. Gerektiğinde azaltılabilir de tabii ki. Yani özellikle şeyde biz karşılaşıyoruz. Davayı çok bilmiyor yurttaşlarımız. Evet, evet, anlaşmalı boşanmalarda bağlanan yoksulluk nafakasının sonradan azaltılması, evet, gündeme gelebiliyor bana gelen müvekkillerden. Bir an önce hani boşanmak için bazı nafaka miktarını, doğru, kabul ediyor ama bir süre sonra hakikaten onu ödeyecek geliyor. Gücü ağır geliyor gerçekten. Ödeyecek gücü ya da işi değiştiriyor ya da işte çalışıyorsa emekli oluyor, maaşı düşüyor gibi. Eğer taraflar boşanırken ya da yoksulluk nafakası bağlanırken ki ekonomik koşullar değişmiş ise, davacı yönünden de aynı şekilde değişmiş ise, o zaman elbette tıpkı artırılmasını talep etmek gibi azaltılmasını da talep etmek mümkün. Hı-hı. Tamamen şartların değişmesine, evet, bağlı. Ekonomik, evet, şartların. Evet. Diyarbakır'dan ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz var telefon hattımızda. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Anne babacığım. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Hoş geldiniz. Alo. Diyarbakır beni duyabiliyor mu? Alo. Buyurun efendim, biz sizi duyuyoruz. Sorunuzu İyi alalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Ben geçen yıl bir evlilik yaptım. Evliliğim, evet, 6 ay sürdü. Hı-hı. Alo. Buyurun, sizi dinliyoruz efendim, duyuyoruz. Televizyonunuz... Ben geçen yıl bir evlilik yaptım. Evet. Evliliğim 6 ay sürdü. Evlilik içerisinde yani... Alo. Evlilik içerisinde yani eşimden hiçbir problem yaşamadım diyebilirim. Sadece psikolojik baskı üstünde vardı. Değerli izleyicimiz, televizyonunuzun sesini kısabilirseniz daha iyi iletişim kuracağız. Eşim... Evet. Evlendikten sonra ben yurt dışına gittim. Alo. Sizi duyuyoruz efendim. Siz televizyonunuzun sesini kısın tamamen, daha iyi anlaşacağız, tamam, sizi. Ben evlendikten sonra yurt dışına gittim. 6 ay yurt dışında kaldım. Evet. Eşimden beraber yurt dışından döndükten sonra eşim bana hiçbir sebep sunmadan, beni annemin evine bıraktı. Evet. Ve daha sonra beni bıraktıktan sonra çekip gitti yani. Almanya'ya mı döndü? Hiçbir şey söylemeden beni terk etti. Almanya'ya mı? Bir de eşim bazı ilaçlar kullanıyordu. Ben o ilaçların niçin kullandığını bilmiyorum. Hani ama psikolojik sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Benim bunu mahkemede iddia etmem, evet, İran'da kaldık. Eşim öğretmen. Evet. Şu an açılmış bir boşanma davası var mı efendim? Yoksa ben şu an tedbir nafakası açtım. Aha. Ben onun İran'daki maaşından da faydalanabilecek miyim? Yani şu anda eşimin İran'daki maaşıyla beraber, evet, 5 milyar bir geliri var. Eşiniz İranlı o zaman. Aha, İran'da çalışıyor. Peki efendim. İran'da çalışıyor mu, İranlı mı? İran vatandaşı. İran'da çalışıyor. Hayır, çalışıyor. Öğretmen, tamam, geçici 5 yıllığına, tamam, İran'da görevli. Tamam, tamam efendim. Peki, bir de bir şey daha soracaktım. Yani... eşim Diyarbakırlı. Evet. Bir de bir şey daha soracaktım. Benim aldığım da eşim de bankada şu anda kasaya bırakmış. Bende değil, altınlarımı inkar ediyor. Yalnız altınların kendisinde olmadığını söylüyor. Hı. Ayrıca benim işte eşim beni terk ettikten sonra yaptığımız telefon görüşmesinde
Hani eşim bana doğru dürüst yine bir sebep sunmuyor. O telefon görüşmesini de hani mahkemede bir delil olarak sunabilir miyim ben? Evet. Evet, teşekkür ederiz katıldığınız için. Bir de şey daha vardı, bir şey daha. Hani psikolojik sorunu olduğunu iddia edersen ben ne kadar şey olurum? Lehime olur, aleyhime olur diyorsunuz. İyi olur mu evet, diyorsunuz? Evet, lehime mi, aleyhime mi? Evet, evet, teşekkür ederiz katıldığınız için, sağolunuz. Evet. Şimdi seyircimiz anladığım kadarıyla sadece tedbir nafakası davası açmış. Evet. Ben öyle anladım. Şimdi öncelikle onu cevaplandıralım. Hı hı. Tedbir nafakasında öncelikle ayrı yaşamadaki sebebin haklı olduğunu ispat etmesi lazım. Tabii ki o yurt dışında, kendisi Türkiye'de mutlaka bana göre haklı bir sebep var demektir. Götürmüyorsa, evet, götürmediğini kanıtlarsa... orada öğretmense buradan görevlendirildiğine göre maaşını bu şey buradan da öğrenmek, hı hı, mümkün. Dolayısıyla o maaş durumuna göre bir tedbir nafakası davası açabilir. Yani bağlı bulunduğu kuruma. Evet, ama boşanmak istiyorsa ya da eşi boşanma davası açar ve kendisi buna karşı savunma yapmak istiyorsa, o zaman o ilaçları işte kullandığı ilaçlar ya da hastalığı gerçekten evliliğin temelinden sarsılmasına bir gerekçe olabilecek durumdaysa, hı hı, onları da tabii ki davada bir gerekçe olarak kullanabilir. Evet, yani psikolojik sıkıntı varsa hakikaten. Evet tabii bu da, evet bu da yansıyorsa evliliklerine, evet, tabii ki bunun, yani bu bir mutlaka, akıl hastalığı boyutunda, evet, mıdır? Onu tabii, tabii öğretmenlik yaptığına göre yani yeri gelmişken diyor, evet, yani akıl hastalığı, evet, boyutunda değil ise hakikaten o rahatsızlıklar sizin söylediğiniz gibi geçimsizliğe yol açmış sebebi olarak değerlendirilir. Akıl hastası, evet, boyutundaysa zaten ayrı bir boşanma davası sebebi, o boşanma sebebi daha bunun doğrusu. Da izleyicimize veya böylesi bir durumda bulunan kişilere ve somut olarak da izleyicimizin davasına herhangi olumsuz bir etkisi, evet, olmaz. Bu, evet, beyanının iddiasından olmaz zaten. Evet. Evet efendim, şeye, tazminata noktayı koyalım isterseniz. Evet. Maddi tazminat dediniz. Manevi tazminatta kişilik haklarının ihlali, evet, mutlaka dediniz. İhlali gerekir. Her kusurlu durum kişilik hakkına ihlal. Hayır, eder değil. Mi? Yani tabii bu çok somut örnek vermek gerekirse, davalının ya da tazminat borçlusunun yaptığı eylemin o kişinin kişilik haklarını zedelemesi lazım. Hı hı. Bu bir işte şiddet olabilir, işte bu bir aldatma olabilir gibi. Örneğin sadece eve bakmama, hı hı, tek başına kişilik haklarına saldırı kabul etmiyor yani. Evet. Yani ya da eve gelmeme, gelip gitmeme, evle ilgilenmeme gibi, hı hı, sebepleri kişilik haklarına saldırı olarak görmüyor. Mutlaka o kişinin diğer tarafın eyleminden onuru, kişiliği zedelenmiş, evet, olacak. Yani öyle bir davranış, yani öyle bir kusur olacak ki bu. Hı-hı. Ben bundan çok etkilendim. Kişiliğim bundan şerefim, çok rencide oldu. Onurum, tabii onurum, evet, kırıldı. Rencide, hı-hı, oldum diyebilecek. Evet. Yani bunun her olaya göre tanımı değişir. Değişir, evet. Sayın Baran Yıldırım Antalya'dan programımızda. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, iyi akşamlar efendim. İyi ben akşamlar. İki şey sormak istiyorum hızlı bir şekilde. Birincisi, evet, eşimin açmış olduğu aile birliğinin temelinden sarsılması ile ilgili boşanma davasını, hı hı, eşimin iddialarını ispatlayamaması artı bizden benden daha kusurlu olduğu ispatlamamız neticesinde davayı veriyle sonuçlandırdık. Temiz sürecini açtık. Oradan da temizden onandı, geldi. İki eşimde bir kızım vardı. Son 1,5 yıldır benimle beraber yaşıyor. Sormak istediğim şu, birincisi. Evet. Hukuk sitelerini araştırdığım kadarıyla tabii ki öncelikle çocuğun menfaatleri gözetilir. Hakim buna göre karar verir. Ancak işte tabii ki bazı şeyler olabiliyor ama 0-3-3-6-6-13-13 yaş üzeriyle bir şey gördüm. Benim öğrenmek istediğim, çocuğun kişisel fikrini belirtmesi için nerede kalacağına dair mahkemeye yaş çıkmadan pedagoglar yardımıyla belirli bir yaş sınırı var mıdır? Uluslararası bir standart var mıdır? Evet. Bir bu. İkincisi de biliyorsunuz zinasız olarak sayılmıyor. Ben şu anda eşimin başka erkekle beraber yaşadığını görüyorum. Tabii evli gibi yaşamıyor. Ancak polis kuvvetlerinden yardım istiyorum, jandarma kuvvetinden yardım istiyorum. Zina olarak herhangi bir suç olmadığı için baskın vesaire yapılamayacağı söyleniyor. Bu konuyla ilgili yapılabilecek başka bir şey var mıdır? Çünkü bunun velayet etkileyebileceğini çok iyi biliyorum. Ama resmi anlamda bir tutanak ele geçiremiyorum. Bir yöntem bulamıyorum. Bir yardımcı olursanız sevinirim. Çocuk sizin yanınızda mı efendim? Çocuk benim yanımda efendim. Evet. Kaç yaşında çocuğunuz? Şu an 3 yaşını biraz geçti. Ne zamandan beri kendi yanında? Ne zamandan bu yana sizin yanınızda?
Yaklaşık 1,5 senedir benimle beraber. 1,5 yıldır. Teşekkür ederiz katıldığınız için, sağ olun. Şimdi sağ olun, önce, iyi akşamlar. Evet, akşamlar. İyi akşamlar. Önce tabii boşanma davası açılması lazım. Eşi açmış, dava reddedilmiş. Şimdi dava reddedildikten sonra yeni bir boşanma davası açabilmek için yeni şartlar oluşması lazım. Yani tarafların tekrar bir şekilde bir araya gelmesi veya boşanmaya gerektirecek yeni sebeplerin olması lazım. Şimdi başka erkeklerle bir takım ilişkisi var yani, muhtemelen getiriyor. Ama yani eşi davacı oldu, reddedildi. Belki izleyicimiz kendisi bir dava açma hazırlığı içerisinde ya da dava açmak istiyor. Velayet meselesinde o nedenle soruyor yani diye yani düşünüyorum. Yani bu sebep olabilir mi demek istiyor. Yani ne kendisi, yapabilirim zinadan da ya ispat edemiyorum. Tabii ki bu bir sadakat borcunu ihlaldir. Sadakat yükümlülüğünü ihlaldir bu anlattığı olay var ise. Bunu her türlü delille ispat edebilir. Herhangi bir tanıkla, telefon kayıtlarıyla, işte varsa resmi bir takım yazışmalar, kayıtlarla bunu ispat etmesi koşuluyla boşanmayı gerçekleştirir. Evet. Gerçekleştirebilir. Velayet konusuna gelince, şimdi 3 yaşındaki çocuk 1,5 yıldır babada, genelde hakimler çocuğun yerinin değişmesine pek sıcak bakmazlar. Evet. Çocuk alıştığı ortam neresiyse, anne ya da baba, mümkün oldukça orada tutulmaya devam edilir. Evet. Yani o hani ne zaman sorulur diye sor da orada çok bir standart yok ama 8 yaşından itibaren, 7-8 yaşından itibaren kendini çocuk ifade akmede, anlatabilecek durumda ise, etkilenmeyecek durumdaysa pedagoglar, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, her aile mahkemesinin uzmanları bir şekilde çocukla görüşüp hani ne kadar acaba çocuğun gerçek iradesi, bu ne kadar etkilenmeyle alınmış, bunu da az çok tahmin edebiliyorlar. Çok hakikaten uzmanlarımız. Ama 3 yaşındaki çocuğun almayacaktır fikrini. Onu anlayamazlar ama 1,5 yıldır da yanında bulunan bir çocuğu, anne de anne ne kadar ilgileniyor onu bilemiyorum tabii. Yani diyelim ki bu süre içerisinde hiç aramadı, sormadı anne, varsayalım ki. Evet, tabii o zaman mutlaka bu yaştaki bir çocuğun artık babaya alışmıştır. Anne de ilgilenmiyordur. Bu da az çok ispat edilmiştir. Muhtemelen velayetini kendisi alabilir. Ama yeri gelmişken bir telefon bağlayacağız. Yeri gelmişken söyleyeyim. Tek başına başka biriyle birlikte yaşamak tabii velayetin verilmesi, belirlenmesi için sebep değil. Ne erkek yani, için ne kadın için. Ne erkek için ne kadın için. Sayın Adem Özkan Konya'dan yayınımıza hoş geldiniz efendim. Buyurun sorunuzu alalım. İyi akşamlar Hüsnü Hanım. İyi akşamlar. Hukukun ayakları altında bir dönemde Hukuk Saati diye bir program yaptığınız için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağolunuz efendim. Avukatımıza ben boşandığım eşime yoksulluk nafakası ödüyordum. Çocuk yok. Evet. 100 lira. Bu arada nafaka arttırma davası görülmekteydi. O arada biz anlaştık. Ölmüş babasının bağkur borcunu ben ödeyerek kendisine bağkur emeklisi yaptı. Nafakayı kaldırdık. Ama daha sonra onlar sözünde durmadı. İtiraz ettiler. Yargıtay'dan onaylı nafakanın kaldırıldığına dair şeyimiz var, kararımız. Evet. Daha önceden görülmekte olan nafaka arttırma davasını Yargıtay bozmuş. Şu anda ben ne yapacağım? Elimde bir karar var, Yargıtay onaylı. Nafaka kalktı diye kendisini emekli ettik. Anlaşma kağıdımız var. Evet. Yakında da mahkemem var. Ben şimdi kendimi nasıl savunacağım? Yani aynı anda iki dava mı yürüdü efendim? İki ayrı dava olmuş öyle. Yani bir taraftan yoksulluk nafakasının kaldırılması davası yürüdü o zaman. Bir taraftan da arttırılması davası mı yürüdü? Avukat Hanım doğrudur. Kendileri nafakanın arttırılması diye bir dava açıyordu. Açtılar benden önce. Aha. O arada biz yaptık. Anlaştık. Ayrı bir dava açtım ben. Aha. O davada nafakayı kaldırdık. Yargıtay bunu onayladı. Evet. O kendisinin arttırılma davasını da reddetti. Onu Yargıtay'a gönderdiler. Yargıtay'da bozdu. Tamam efendim. Tamam. Yani arttırılması gerekir diye bozdu herhalde. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz katıldığınız için, sağ olun. Ay ben de daha önce yoksulluk nafakası kaldırıldı diye anladım. Kaldırıldığına dair bir karar yani var. Bir bağkur emeklisi oluyor eşi. Evet. Ona yardım ettiği için anlaşmalı olarak yoksulluk nafakasını kaldırıyorlar. Muhtemelen iki kararın birbirinden haberi yok. Benim anladığım kadarıyla. Yani iki mahkeme kararı birbirinden bağımsız. Şöyle bir şey olmuştur Sayın Okan. Vazgeçeceğim hani bağkur emeklisi olunca arttırma davasından vazgeçeceğim.
geçeceğim demiştir. Nafaka kaldırılmıştır bu arada. Dediğiniz gibi iki dava birbirinden habersiz yürümüş. Evet, şimdi bu nafakanın kaldırıldığı kararı Yargıtay'dan da onanarak geçtiriliyor. Onu götürüp yoksulluk nafakasının artırılması dava dosyasına ibraz edecek. Evet. Bana göre o davanın da reddedilmesi gerekir. Gerekir. Evet. Yani bozmadan sonra artık, yeni bir duruşma yapılacağı için. Evet. Bu da tabii. Aynen orada bunu gündeme getir. Bir kesin hüküm var çünkü ortada. Var olan yine tarafların konusu aynı, tarafları aynı, sebep aynı olan bir kesin hükmü gerekçe olarak kullanıp gösterip, delil olarak gösterip diğer davanın reddini talep edebilir. Yani nafaka kalkmış, öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor, evet. Ama bazen boşanma davaları bile birbirinden habersiz iki ayrı dava. Evet, iki farklı dava yürüyebiliyor. Maddi manevi tazminat dedik, isterseniz onu noktalayalım. Maddi tazminat mevcut ve beklediği maddi yararı kaybetmekten dolayı. Artık kusurlu olma. Fakat şunu da söyleyelim isterseniz. Yurttaşlarımız şunu sorar. Yani sanki işte bugün 10 lira istedi, yarın bunu arttırabilir, 20 lira isteyebilir gibi. Yani veya devam edecek bir tazminat, bir para gibi algılıyorlar. Evet. Halbuki bir defaya mahsus olmak üzere tarafların gelir durumlarına göre, değil mi? Evet. Ama işte maddi kusur tazminatta şöyle bir ayrıcalık var yalnız yasada. Hani isterse hakim maddi tazminatın da peyderpey taksiler halinde ödenmesini hüküm altına alabilir diyor. O varsa işte bir kez, bir defa istenebilen bir şey. Boşanma davasının bitinceye kadarki aşamada talep edebilirler. Bu da çok önemli. Çok önemli. Bunu bazı meslektaşlarımız da soruyorlar. Evet. İşte boşanma dava dilekçesine verdiğim cevapta ya da davada istemedim. Sonra tabii ki karar verilinceye kadarki aşamada varsa şartları karar yani baştan istemedim, ay sonra isteyemem diye bir şey yok. Ama rakamı neyse ancak o miktar olarak sınırlayabilir. Yani işte 10 bin maddi, 10 bin manevi istiyorsa artık bunu 20 bin yapamaz. Evet. Maddi tazminat irat biçiminde parça parça ödenebilir istenirse, ama manevi tazminat bir defalık. Evet. Sayın Lütfiye Köşk Antalya'dan arıyor. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza, sorumuzu alalım. Hoş bulduk. Ben soracaklarım, anlatacaklarım. Buyurun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ben oğlum Kahramanmaraş'tan evlendirmiştim. Evet. Onlar 2,5 ay bir evlilikleri oldu. Onlar gelin evi, barkı, eşyaları, altın işlerini hep topladı gitti. Evet. Zaten bizim orada cihiz olarak imza atar kayınvalidesi, eşi, yakınlarına imza attırırlar. Bizim aldığımız eşyalar onun şeyine geçer, emrine geçer. Evet. Oranın usulü öyle. 2,5 ay durdu. 2,5 aydan sonra babası, kardeşleri gelmiş toplamış, oğlumun hiç haberi yok. Oradan geldikten sonra ayrılmak mahkemesine, mahkemeye dilek çeviriyor ayrılmak için. Evet. Teyzesinin oğluyla koca nikahıyla evleniyor. Hı hı. Mahkeme daha başlamadan. Tekrar geri bize haber oldu. Biz haberimiz oldu. Hakim kıyabi boşadı bunları. Boşadıktan sonra biz kurtardık. Tekrar geri onlar bir avukat tutmuşlar. Oradan da boşanmış gelmiş o vardığı teyzesinin oğlundan. Evet. Geri bizi mahkemeye verdiler. Mahkeme onlar tuttu, avukat biz tuttuk. Bizim Antalya artık oğlum yalnız diye biz oraya geldik. Bizim olmadığımızdan bizim avukatla birleşmişler, onları kazandırdılar. Hem çocuğu boşanmadan mahkemeye varıyor, hem evi barkı topluyor. Böyle yaptılar. Şimdi onlar 42 milyar mahkeme borcu kazandılar. Evet. Şimdi onun üzerine ben ev alayım diyorum, alamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Emekli, eşim o arada öldü. Evet. Eşim öldükten sonra maaşı bana kaldı. Bu adamlar çocuklarım esnaftı, bütün her yere el koydular. Çocuklarım iflas etti. Evet. Ben şimdi ev alamıyorum. Ziraat Bankası'ndan krediyle ev alacağım. Kirayı kaldıramıyorum. Bunların eğer bana bir zararı olur mu ev alsam krediyle? Evet. Bunların bana evime icra koyabilirler mi? Ben oğlanın annesiyim.
Anladık efendim. Teşekkür ederiz konuğumuz yanıtlayacak sorularınızı. Şimdi anladığım kadarıyla boşanmadan sonra gelini eşya davası. Orada şimdi bir karışıklık olmuş. Bir takım eşya senedi imzaladık falan diyor. Hani aldı götürdü senedi, ama evet. Ha buna rağmen eşyaları aldı götürdü ama halen dava açtı, kazandı vesaire diyor. Ayrı bir konu. Ben mal alabilir miyim diyor. Tabii ki oğlu ayrı, kendisi ayrı. Her zaman kendi adına bir mal varlığı alma şansı var. Hı hı. Yani dolayısıyla hiçbir engel bunun, yok. Evet, bunun evet. Gelininin alacağıyla oğlunun borcundan dolayı annenin sorumlu olmadığı gibi gelinin alacağıyla kendinin bir alakası yok. Yok, evet. Herhalde belki problem. Şöyle sorular oluyor. Yani boşandıktan sonra eşler anne baba evinde birlikte kalıyorlar. Tabii oraya hani haciz gelebilir vesaire ama diyor. Ama tabii o menkul hacizi belki ama hani yeni ev alacağım, kirada oturamıyorum zaten diyor. O taşınmaz alırsa kendi parasıyla alıyor. Hı-hı. Dolayısıyla ona herhangi bir haciz işlemi olmaz. Evet. Avukat Sayın Vahide Okan, 3 dakikamız kalmış. Hı-hı. İsterseniz şöyle bir toparlayalım. 3. haftamızda boşanma hukukuna, yani velayet boşanma, kişisel ilişki, nafaka dediğimiz toplama, nelere dikkat etsinler izleyicilerimiz, çarpıcı olarak yanlış bilinen, çok yaygın ama yanlış olan bilgiler var. Demin söylediniz örneğin birini, hani baştan istemeyince sonradan isteyemem tabii, evet, anlaşmalı, gibi. Özellikle. Bunlara isterseniz değinelim, programımızı ardından kapatalım. Mesela hemen şeyi söyleyebiliriz isterseniz. İlle bunu söylediniz gerçi, mutlaka nafaka istemek için boşama davası açmaları gerekmiyor. Evet, tedbir nafakası talep edebilirler. Eğer bazı eşler geliyor bana, ben boşanmak istemiyorum bu aşamada ama bana da bakmıyor, evi terk etti diyor. Evet. Dolayısıyla tedbir nafakası, çocuklara da bakmıyor diyor örneğin. Hem kendisi için hem çocuklar için tedbir nafakası davası açabilir. Ama anlaşmalı boşanmalarda özellikle çok dikkat etsinler. Hakimler de duruşmalarda zaten uyarıyorlar. Diyorlar ki bakın bir daha isteyemezsiniz. Evet. Hani her konuda anlaşmış oluyorsunuz artık. Bir daha bu konu gündeme getirilemez. Tabii buna dikkat etsinler. Katkı payı, eşya, işte mal paylaşımı, maddi manevi tazminat, nafaka, çocukların velayeti gibi. Evet. Hepsini birlikte... Çocukların velayetinde de söylediğiniz gibi hani sanki 7 yaşına hep şöyle sorulur. Evet, 7 yaşına gelince ben alabilirmişim. Evet, tabii yanlış. O da, tabii çok yanlış. Çocuğun durumunun dikkate alınarak sık sık velayetin değişmesi çocuğun yüksek yararı açısından çok sakıncalı. Çocuk nerede alıştıysa eğer oradaki şartlarda herhangi bir anormallik yoksa kalmaya devam eder. Ama tabii anlaşırsa taraflar, çocuğun da bu çıkarına bir durumsa velayetin değiştirmesi davası birbirlerini açabilir. Bir de şeyi söyleyelim isterseniz, ben şimdi hatırladım. Boşama davası bittikten sonra kadın eşler genellikle gelirler bize, soyadımı kullanmak istiyorum, tühva, bir sürü sıkıntıyla karşılaşıyorum. Evet. Hani dava sırasında... Tabii bunu istesinler ama sonradan da eğer çocukları açabilir varsa tabii. Talep edebilir ama burada davacının da tabii davanın da muvaffakat etmesi veya yeni bu bir... soyadı kullanmaya engel bir durum olmaması yani gerekiyor. Çünkü boşanmayla birlikte istemeleri lazım. Anlaşmalı boşanmada bunu da yapsınlar. Özellikle çocuklar olduğu zaman bunu çok kullanıyor müvekkiller çünkü haklı olarak. Çocuklarımla aynı soruyor. Soyadı evet. Ya da evlilik birliği çok uzunsa süresi 15-20 yıllık evliyse bekarlık soyadını kullanmak istemiyor. Tabii yani meslek yapıyorsa bir mesleği gibi gibi varsa. Bir sürü sebep, herhangi bir sebep olabilir. O soyadı kullanmak istiyorsa boşanma davası ile birlikte anlaşmalı boşanma özellikle mutlaka bunu talep etsin. Daha sonra da böyle bir dava açarsa davanın kabulü ve bunu kullanmasındaki haklı sebebi ispat etmesi, neden bunu kullanmak istediğini ispat etmesi koşuluyla bu soyadı yine kullanmaya devam edebilir. Evet, evet. Medeni Kanunumuz 2002 yılından sonra çıkan her konuda aşağı yukarı eşitlik esasını benimsedi ama soyadıyla ilgili halen, o eşitliği halen yapamadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi ama böyle sıkıntılar oluyor. Avukat Sayın Vahide Okan, boşanma, velayet ve nafaka konularında izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. 3 hafta boyunca sorularına yanıt verdiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir programdı. Sağ olun.
Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bu hafta Avukat Sayın Vahide Okan'la boşanma, velayet, tedbir nafakası davalarını, kapsamını ve sonuçlarını konuştuk. Önümüzdeki hafta hukuk saatinde yeni bir konu, yeni bir konuk ile buluşmak dileğiyle. Esen kalın. Lütfen bayramımıza dokunmayın. Bayramıma dokunma. Bayramıma dokunma. Bayramıma dokunma. Bayramıma dokunma. Bayramıma dokunma. Bayramıma dokunma. Korkma. Dokunamazlar. Ulusal Kanal direniyor.